Sevgili dostlar merhaba bugün belgelerle Türk futbolu evet laf uzatmaya gerek yok geçtiğimiz sezona dair önemli şüphelere iddialara dair önemli bir video yapacağım kısa tutacağım lütfen sonuna kadar izleyin Fenerbahçe eğer bu iddialar doğruysa geçtiğimiz sezon neler yaşamış UEFA Türk futbolunun 2020-2021 sezonunun dosyasını mı açıyor? Türkiye Futbol Federasyonu Kulüpler Birliği'ni neredeyse çatlatan olayların ardından UEFA gibi geçtiğimiz sezonun dosyasını mı açıyor? Bunların hepsini bu videoda, bu kısa videoda özet şekilde sizlere anlatacağım. Biliyorsunuz ben lig bittikten birkaç gün sonra bir tweet attım. Kabul ediyorum belli belirsiz bir tweetti ama o gün ancak o kadarı yazılabilirdi. Ne dedim? ilginç şeyler olacak. Fenerbahçe 3. oldu ama şampiyon belli 2. belli ama ilginç şeyler olacağına dair kulağıma bazı iddialar geliyor şeklinde bir tweet attım. Arkadaşlar son 2-3 gündür Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak, başkan Ali Koç yeni toplantıyı ne zaman yapacak açıklandı yarın yapacak gibi birçok mevzudan ötürü ve Euro 2020 mevzusundan ötürü gölgede kaldı ama o ilginç şeyler oldu arkadaşlar. Perde arkasında kalmasın göz ardı edilmesin. Bakın burada bir belge var. Bunu dün bazılarını sosyal medyada görmüş olabilir ama bence bu belgenin sızan bu belgenin medyaya sızan belgenin hakkı tam verilmedi. Tahir abi Tahir bunu biliyorsunuz dün stüdyoda futbolda bizim TGRT Haber'de stüdyoda futbolda da ortaya koydu. Gazetesinde de hürriyette de başka detaylarıyla yazdı. Bakın burada ne yazıyor? Gizli ve özeldir. Bu ne biliyor musunuz? Buranın özeti. Şimdi böyle tutayım da isteyen durdurup rahatlıkla bunu okuyabilir. Devam edelim. Galatasaray Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruyor. Bilon kolayı var ya hani Beşiktaş Hatay Sporu 7-0 yendi ve Kamerunlu stoperi Bilon kötü bir performans sergiledi ve hakkında inanılmaz iddialar ortaya atıldı. Ona dair şüpheleri ve bazı kendine göre iddiaları ortaya koyuyor Galatasaray. Galatasaray Antetli kağıdıyla gizli ve özel diye TFF'yi yolluyor. Burada diyor ki, Bilon kolayını araştırın diyor. Galatasaray bunu sadece şüphelerine dair mi yapıyor yoksa elinde bazı şeyler, bazı işte bir nevi itiraflar veya söylemler mi var, şahitler mi var? Bunu bilmiyoruz ama gizli ve özel yazısı bu maç hangi maç? Beşiktaş'ın şampiyonluğunda biliyorsunuz Beşiktaş artı iki golle Galatasaray'ı geçerek Avaraj da şampiyon oldu. Galatasaray işte bu meselenin peşinde. Ha Beşiktaş cephesinde neler duyuyoruz? Beşiktaş cephesinde de şunu duyuyoruz. Diyorlar ki bizim kara gümrük maçımız öncesinde Galatasaraylı bazı yöneticiler kara gümrüğün otelinde mi göründü? Böyle iddialar var. Bunlar da araştırılsın diyen bazı Beşiktaşlılar da var. Yani Beşiktaş Galatasaray'ı Galatasaray şampiyon Beşiktaş'ı işaret ediyor. Peki ligde üçüncü kim? Fenerbahçe. Bunu bir kenara koyun, kendiniz bir değerlendirin. Unutmayın. Ahmet Çakar canlı yayında Beyaz Futbolda, Beyaz TV'de ne dedi? Açık açık dedi ki, bunu geçen haftalarda da söyledim. Hakemler Fenerbahçe'nin aleyhine çalışıyor. Bunu bana faal bir hakem söyledi dedi. Yahu bu sözün üzerine de gidilmedi. Ben ligin hemen ardından ilginç şeyler olacak gibi kulağıma bir şeyler geliyor derken bu günleri işaret etmiştim. O günlerden de Ahmet Çakar'ın söyleminden de bazı mesajları kendimce vermeye çalışmıştım. Ne oluyor Türk futbolunda? Size söyleyeyim. Bir mesele daha var. Bilonk meselesini Galatasaray sadece TFF'ye başvurarak araştırılmasını istememiş. Gelen bilgilere, iddialara göre daha doğrusu Galatasaray UEFA'ya da gidiyor. UEFA ne yapabilir? İsterse tabii Bilong meselesi Bilong da yabancı da bir futbolcu olduğu için Türkiye'de etik kurulunu harekete geçirebilir. Arkadaşlar, tüm bunlarla birlikte bakın UEFA meselesi de var. Tüm bunlarla birlikte Kulüpler Birliği ne yaptı? Tahir Abi Tahir Kum açıkladı. Son 8 hafta geçtiğimiz sezonun son 8 haftası araştırılsın diye yazı gönderdi ya TFF'ye. Arkasından neler olmuş neler biliyor musunuz? Bu yazının bazı kulüpler geri çekilmesini istemiş özellikle büyük kulüpler kesinlikle geri çekilmesini istememiş ve neredeyse bazıları istifa aşamasına gelmiş. Tam anlamıyla kulüpler birliği çatırdamış. Bunları bilmeniz lazım. Bakın özet kısa kısa anlattım. TFF tarafı, UEFA tarafı, gizli yazışmalar, Bilong olayı, Karagümrük Oteli'nde Galatasaraylı yöneticilerin maç günü maç öncesi göründüğü iddiaları. Arkadaşlar neler oldu neler. Ahmet Çakar'ın hakemler Fenerbahçe'nin aleyhine çalışıyor söylemin üzerine gidilmemesi. Ya arkadaşlar biz geçen sezon bas bas bağırdık. Umarım Fenerbahçe yönetimi hep diyorum ya sesini de yükseltir, stratejisini değiştirir. Belki başkan Ali Koç transferlerden Emre Belezoğlu'ndan, yeni teknik adamdan bahsederken Bundan da bahsedecektir dediye bir önceki toplantısında başkan Ali Koç. Artık oyunu kuralına göre oynayacağız. Stratejilerini değiştirdiklerinden de belki bahseder. Belki bu konulara da girer başkan Ali Koç. Bence girmeli. Neler oldu, neler? Fenerbahçe kötü bir takım değildi. Fenerbahçe sezonu o kadar kötü başlamadı. Fenerbahçe şampiyonluğu bir maçta kaybetti. Bu olaylardan Fenerbahçe kendi payına düşeni, kendi hakkına düşeni değerlendirmeli. Şurada 6 dakika geride kaldı. 6 dakika içinde Türk futbolu için çok önemli konuları belgeleriyle Tahir Kum'un ortaya koyduğu haberlerden alıntılarla da birlikte ortaya koydum. TFF işin bir tarafında iddia edildiği üzere UEFA Etik Kurulu UEFA işin bir tarafında blok meselesi, Karagümrük otel meselesi Ahmet Çakar'ın iddiaları Bunları bilin arkadaşlar. Bu kalan hiçbir zaman transfer kanalı olmadı. Transfer döneminde tabii ki Ahmet Konanç Fenerbahçe'yi ve hayatı, hayatın akışını konuştuğu için. Bu dönemde de nabız hayatın akışı futbolda transferde aktığı için transferi konuşuyoruz. Ama biz burada futbolu ve futbolun gerçeklerini özellikle Fenerbahçe'yi ve gerçeklerini konuşmaya elbette devam edeceğiz. Şimdi bakın Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nurçebi. Geçtiğimiz sezon ilginç cümleler etti. Birkaçını okuyacağım ya unutmamanız için. Dedi ki şampiyon olmuş Başakşehir'in verdiği mücadeleye bakıyoruz. Bir de son maçına bakıyoruz. Fenerbahçe maçını kastediyor. İlginç gelişmeler, ilginç olaylar. Ne demek yani Başakşehir Fenerbahçe'ye karşı oynamadı mı? bu konu sorgulanmadı. Dedi ki Sayın Nurçebi diğer takımların bize karşı motivasyonu umarım Beşiktaş'ın iyi oynamasından kaynaklanıyordur sadece. Umuyorum ki bizimle dişe dişe oynayan rakiplerimiz diğer rakiplerimize karşı da aynı istek ve coşkuyla oynar. Neyi ima etti Sayın Ahmet Nurçebi? Üstelik sadece Beşiktaş'ın başkanı değil kulüpler birliğinin de başkanı olarak bunları söyledi. TFF ne yaptı? Bunların gerisini okumayacağım. Bu ve bunun benzeri Sergen Yalçı'nın, Josef de Souza'nın imalarının üzerine gidilmedi. Bu ülkede sevgili arkadaşlar bizler tabii ki bunları anlatacağız aktaracağız. Bu videoda anlattıklarım çok kıymetlidir. Bir konu daha yayıncı konusunda bazı krizler olduğunu söylemiştik. Arkasından Sayın Başkan Ali Koç ilk toplantısında yayıncı kuruluşu eleştirmişti. Olayın özeti şu. İndirim istendi geçen sezona bir daha istenmiş kalan bir yıllık sözleşme içinde istenmiş. Hatta iddiaya göre kulüpler iki aydır peşi, e, perişan yayıncı Nisan ayından sonra ödemeyi durdurmuş. Sebebi de pandemi indirimi gibi bir indirimin daha yapılmasını istemiş. Yani onu bunu bir kenara bırakalım. Kulüpler yayıncıdan almaları be, gereken bekledikleri paraları alamıyorlarmış. Böyle iddialar da var. İşte Türk futbolunun geldiği nokta ve size sadece 8 dakikalık çok önemli bir Türk futbolu gerçeği videosu. Bir sonraki videomda transferleri Başkan Ali Koç'un açıklamasında olmasını beklediğim önemli detayları ve Fenerbahçe'ye dair birçok şeyi konuşacağız. Kalın sağlıcakla. Eğer bu videoyu ve içeriğini beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yayınımı beğenmeyi ve çevrenize abonelik için bizi önermeyi sakın unutmayın. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.